Ekofinans'tan iyi günler diliyoruz. Haftanın son işlem gününde piyasalardaki son durumu ve ekonomideki son gelişmeleri sizlerle paylaşmak amacıyla karşınızdayız. Piyasalardaki son işlem günü dedik, zira yarın Cumhuriyet Bayramı, bu nedenle piyasalar yarın kapalı olacaklar. Evet, Ekofinans başlıyor. İlk olarak piyasalara göz atalım. Piyasalardaki son durumu aktarırken ilk olarak kurlara bir göz atalım. Dolar TL bu sabah 9.57'den, Euro TL 11.11'den, Sterlin TL ise 13.18'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1.16 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'dayız. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay bir seyirle başladı ve 1.519 puanla açılış yaptı. BIST 100 endeksi şu sıralardaysa 1.520 puan seviyesinde seyrediyor. Kripto paralarla devam edelim. Düşüş devam ediyor kripto paralarda. Bitcoin 58.915 dolardan alıcı buluyor. Ethereum ise 4.017 dolara kadar geriledi. Ve altınla devam edelim. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda 555 TL civarından işlem görüyor. Çeyrek altın 907 TL. Cumhuriyet altını ise 3.732 Türk lirasından alıcı buluyor bu sabah. Emtia piyasasına bakalım. Altının ons fiyatında yükseliş var. 1.803 dolardan alıcı buluyor. Gümüşün ons fiyatı da 24 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Brent petrolde ise hafif bir düşüş söz konusu. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 83,78 dolardan alıcı buluyor. Piyasalardaki son durum böyleydi. Ekofinans devam ediyor. Ve piyasaların takip ettiği verilere bakalım. Hemen şunu hatırlatalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kavcıoğlu'nun şu sıralarda enflasyona ilişkin yılın son raporunu açıkladığını ifade edelim. Avrupa'daysa gözler bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına ve Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın karar sonrası yapacağı açıklamalara çevrildi. Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda faizlerle ilgili değişikliğe gitmesi beklenmezken destekleyici tutumunu da sürdüreceği tahmin ediliyor. Buna karşılık artan enflasyon baskılarına ilişkin yapılacak yönlendirmeler yatırımcıların odağında bulunuyor. Kanada Merkez Bankası tahvil alım programlarını durdurarak parasal genişlemeyi sonlandıracağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada gecelik faiz oranının beklentiler dahilinde %0,25'te sabit tutulduğu kaydedildi. Açıklamada enflasyonun gelecek yıla kadar yüksek seviyelerde kalmasının ve 2022 sonuna doğru yaklaşık %2 hedefine geri dönmesinin beklendiğine işaret edilerek toparlanmayı desteklemek ve enflasyon hedefine ulaşmak için uygun derecede para politikası teşviki sağlamaya devam edeceğiz değerlendirmesinde bulunuldu. Brezilya Merkez Bankası ise 150 bas puanla yaklaşık 20 yılın en büyük faiz artışını gerçekleştirdi. Brezilya Merkez Bankası, kamu maliyesindeki aşınmanın enflasyonun hedef seviyenin üzerinde daha da yükselmesi riskini getirdiği uyarısında bulundu ve gösterge faizi 150 bas puan artırarak %7,75 seviyesine yükseltti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada politika yapıcılar yılın son toplantısında aynı büyüklükte bir faiz artırımının uygun olacağını ve bu hızın enflasyonu yeni mali risklerine karşı hedefe düşüreceğini kaydettiler. Japonya Merkez Bankası beklentilere paralel olarak varlık alım programında ve faizlerde değişikliğe gitmedi. Banka politika faizini -0,1 düzeyinde tuttu. Merkez Bankası arz sıkıntıları ve COVID-19 vakalarının artmasıyla birlikte ekonominin pandemi sonrası toparlanma sürecine dair zorluklara da vurgu yaparken büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Merkez Bankası aynı zamanda arz sıkıntılarına işaret ederek üretim ve ihracat öngörüsünü de düşürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprom'a Rusya'nın kendi gaz stoklarını doldurduktan sonra Avrupa'nın doğal gaz depolarına gaz sevkiyatına başlaması talimatını verdi. Putin, Gazprom'un 1 Kasım'a kadar yurt içi depolamada hedeflenen 72,6 milyar metreküp seviyesine ulaşacağını ve 8 Kasım'a kadar stokları tamamen doldurmuş olacağını söyledi. Müzik
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları Fitch ve Standard & Poor's, Çinli gayrimenkul şirketi Kaysa'nın notunu düşürdü. Çinli emlak geliştirme şirketi Kaysa Group, borç yükümlülüklerini karşılama gücüne ilişkin endişelerden dolayı dün iki kredi notu indirimiyle karşılaştı. Hem Fitch Ratings hem de Standard & Poor's Global Ratings, Kaysa'nın kredi notlarını CCC artı seviyesine düşürdü. Sayın seyirciler, Merkez Bankası'nın Maliye Bakanlığı için açtığı iç borç ihalesi dün sonuçlandı. İhale sonucunda Maliye Bakanlığı 30 milyon Türk lirası iç borç almış oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Maliye Bakanlığı için açtığı yeni iç borç ihalesini sonuçlandırdı. İhalenin nominal değeri 28 milyon Türk lirasıydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre devlet iç borçlanma senedi çoklu fiyat ihalesine toplamda 54 milyon Türk lirası teklif geldi. Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye Bakanlığı'na 100 gün vadeli ortalama %17,94 oranında faizle 30 milyon Türk lirası borç sağlandı. Eylül ayı içerisinde 132 milyon 963 bin 45 Türk liralık devlet iç borçlanma senedi geri ödemesi yapan Maliye Bakanlığı'nın Eylül ayı sonu itibariyle vadesi gelmemiş devlet iç borçlanma senedi stoku 351 milyon Türk lirası düzeyinde görülüyor. Yeni borçla birlikte ödenmeyi bekleyen borç toplamı 381 milyon Türk lirasına ulaştı. Merkez Bankası Yönetim Kurulu faiz oranlarını düşürdü. Yeni oranlar bugünden itibaren yürürlükte olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre yönetim kurulu faiz oranlarını düşürdü. Açıklamaya göre Merkez Bankası vadelerinden bağımsız olarak Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranını yıllık %15,25'ten %12,75'e, Türk lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranını yıllık %9,00'dan %6,00'a indirdi. Yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ayrıca Türk lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %21,50'den %19,00'a, Türk lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık %18,75'den %16,25'e, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık %17,75'den %15,25'e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı %18'den %16'ya indirildi. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, pandemi sürecinin başarılı bir şekilde yönetilip vakaların düşük seviyede seyrettiği ve sağlık sisteminin de sorunsuz çalıştığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en güvenilir ülke olduğunu belirtti. Antalya Turizm Fuarı'nın açılışında konuşan Bakan Ataoğlu, bu bağlamda turistleri ülkenin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmeye davet etti. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya'da düzenlenen Antalya Turizm Fuarı 2021'e katıldı. Turizm ve Çevre Bakanlığı fuara partner ülke statüsünde katılıyor. Bakan Ataoğlu, Antalya Turizm Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenli ülke konumunda olduğunu kaydetti. Bu süreç içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman en güvenilir ülkeler arasında yer aldığımızı açıkça ifade etmek isterim. Kuzey Kıbrıs olarak pandemi sürecini başarıyla yönettiğimizi düşünüyor ve sizinle paylaşıyorum. Öyle ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde COVID-19'dan ötürü hayatını kaybedenlerinin oranı %0,08.
Bakanlık olarak COVID-19 salgınının sektör üzerindeki olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla hızlı bir şekilde dünyanın ilk örneklerinden biri olan Güvende Kal Sertifikasyon Programı'nı hayata geçirdiklerini dile getiren Ataoğlu, ülkeye gelen turistleri sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ağırladıklarını anlattı. Turizm sektörünün içinde bulunduğu olumsuzlukların azaltılması amacıyla sosyal sigorta prim desteği, kredi desteği, acentelere, otellere ve rehberlere hibe destekleri yapılması gibi birçok destek paketini hayata geçirdiklerini belirten Ataoğlu, sektörün ayakta kalması için yapılan bu hamlelerin faydasını gördüklerini de ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yıl 12 ayın güneşin eksik olmadığı, Kuzey Kıbrıs'ta turizm 12 ay yapılabilecek nitelikte olduğunu, aşılarını tamamlamış tüm turistleri adamızda çok mutlu bir şekilde geçirecekleri süreyle ağırlıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ı görmeyen konuklarımız da varsa onları en kısa bir sürede sadece anlatmakla değil, sadece görmek ve izlemekle değil, Kuzey Kıbrıs'a gelip kendileri, kendi gözleriyle dokunuşlarını yapacak şekilde hareketlerini geçirdikten sonra eminim ki o süre sonrasındaki tekrarlanacağının da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Antalya Turizm Fuarı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Başkanlığındaki turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri ve bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyette temsiliyet gösteriyor. Akaryakıt ve tüpgaz fiyatları arttı. Akaryakıta yaklaşık 1 TL zam yapılırken tüpgazın fiyatı 140 TL'ye yükseldi. Bakanlar Kurulu'nun akaryakıt ve tüpgaz fiyatlarına ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Karara göre ev tipi tüpgazın fiyatı 140 Türk Lirası olarak belirlendi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre akaryakıt fiyatları da saptandı. Kurşunsuz 98 oktan benzin 8.96 Türk Lirası, kurşunsuz 95 oktan benzin 8.80 Türk Lirası, Euro dizel 8.44 Türk Lirasına, gaz yağı ise 8.39 Türk Lirasına satılabilecek. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkenin 2021 yılında %6,5 ile 1973'ten bu yana en hızlı büyümesini kaydetmeye doğru ilerlediğini söyledi. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkenin 2021 yılında 1973'ten bu yana en hızlı büyümesini kaydetmeye doğru ilerlediğini söyledi. Bağımsız bir kuruluş olan Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin verilerine göre, geçen yıl %10 civarında daralan İngiltere ekonomisi bu yıl %6,5 büyüyecek. Kurumun daha önceki 2021 büyüme tahmini %4 seviyesinde bulunuyordu. Sunak parlamentoda yaptığı sunumda bugünkü bütçe İngilizlere güçlü bir ekonomi vaat ediyor. İngiltere'nin rakiplerinden daha hızlı toparlanması, daha güçlü kamu maliyesi, kontrol altındaki borçları, güçlü istihdam rakamları güçlü bir büyümeye işaret ediyor dedi. Başbakan Boris Johnson da bütçenin kamu maliyesini daha sürdürülebilir bir rotaya getireceğini belirtti. İngiltere Merkez Bankası'nın yıl sonu büyüme beklentisi ise %7,25 seviyesinde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri sermaye malı siparişleri Eylül ayında ard arda 7. ayda da yükseliş kaydederken dayanıklı mal siparişleri bir önceki aya göre %0,4 düşüş kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri sermaye malı siparişleri Eylül ayında ard arda 7. ayda da yükseliş kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre sektördeki yatırım göstergesi çekirdek sermaye malı siparişleri Eylül ayında %0,8 yükseldi. Dayanıklı mal siparişleri ise bir önceki aya göre %0,4 düşüş kaydetti. Ticari uçak siparişleri Eylül'de %28 düşerken motorlu taşıtlar için siparişler ikinci ayda da geriledi. Devam eden tedarik sıkıntıları ve iş gücü sıkıntıları üreticilerin siparişlerini artırmasının önünde engel oluşturmaya devam ediyor.
Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre pandeminin istihdam üzerindeki etkisi beklenenden de kötü. Covid-19 ve İş Dünyası isimli raporunun 8. yayınını gerçekleştiren örgüt, 2021'in 4. çeyreğinde küresel çalışma saatlerinin 2019'un son çeyreğinden %4,3 daha az olması beklendiğini duyurdu. Bu oran 125 milyon tam zamanlı iş kaybına tekabül ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü, Covid-19 salgınının gelişen ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumu derinleştirdiğini, salgının olumsuz etkileri sonucu 2021'in son çeyreğinde küresel çalışma saatlerinin 2019'un son çeyreğine kıyasla %4,3 azalmasının öngörüldüğünü açıkladı. Örgütün genel direktörü Guy Ryder, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında Covid-19 ve İş Dünyası isimli raporunun 8. yayınını değerlendirdi. Küresel iş gücü piyasasındaki iyileşme hızının 2021'de beklenenin altında olduğunu belirten Ryder, Covid-19'un sarsıcı etkilerinin ardından kırılgan fakat istikrarlı bir iyileşme bekliyorduk ama iyimser beklentiler söndü dedi. Ryder, Covid-19 sonrası ekonomik iyileşme oranlarının yüksek ve düşük gelirli ülkelerde farklılık gösterdiğine dikkati çekerek, yüksek gelirli ülkelerde belirli ölçülerde iyileşme kaydedilirken düşük gelirli ülkelerin salgının ağır etkilerine maruz kalmayı sürdürmesi bekleniyor diye konuştu. Salgının gelişen ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumu derinleştirdiğine işaret eden Ryder, 2020'de yüksek gelirli ülkelerdeki ortalama bir çalışanın saat başına elde ettiği üretkenlik oranının düşük gelirli ülkelerdekine kıyasla 17,5 kat fazla iken bu oranın 2021'de 18 kata yükseldiğini kaydetti. Ekofinans devam ediyor. Bugün günlerden Perşembe. Perşembe günleri biliyorsunuz sigorta bilincini artırmaya yönelik yayınlarımız oluyor. Bugün de yine sigortayı konuşacağız. Hangi sigortayı konuşacağız? Araç sigortalarını konuşacağız. Bugün araç sigortalarının nasıl yapılması gerektiğini konuşacağız. Onun içeriklerini, detaylarını konuşacağız. Araç sigortalarına, sigortalarla ilgili bilinmeyenleri öğrenmeye çalışacağız. Stüdyoda konuğumuz Credit Best Insurance Genel Müdürü Sayın Hicran Kanat bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Damla Hanım. Evet, araç sigortaları diyoruz. Aslında hepimizin en fazla üzerinde durduğu konudur bu araç sigortaları. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi iki tür var. Bir zorunlu araç sigortası var. Bir de kasko dediğimiz sigorta var. Şimdi ikisi arasındaki fark nedir? Önce onunla başlayalım. Nedir yani zorunlu trafik sigortası nedir? Kasko nedir? Aralarında fark çok mu büyüktür? Evet. Zorunlu trafik sigortası aslında yasa gereği her araç sahibinin yola çıkmadan önce aldığı üçüncü şahısları korumak üzere mecburi olan trafik sigortasıdır. Burada tamamen karşı tarafa vereceğimiz zararlar ödenir. Bu arada yani kendi aracınıza olan hasarı ödenmez. Evet. Mecburidir, zorunludur yasa gereği. Bu sigortayı yaptırmadan trafiğe çıkmamanız gerekir. Ve tamamen üçüncü şahıslar, gerek araç, gerek çevrede duvarlar, refüjler, insanlar. Burada kime zarar vereceğiniz veya neye zarar vereceğiniz önemli değil. Karşıya verilecek olan zararları öder zorunlu trafik sigortası. Kasko sigorta tamamen kendi aracınız için yapılan bir sigortadır. Aracınızın piyasa raiç bedeli üzerinden yapılan bir sigortadır. Ve aracınızın kaza sonucu oluşabilecek her tür zararını kapsar. Karşı tarafın hasarını da kapsar ama değil mi? Yani aynı zamanda zorunlu trafik sigortası artı evet olur bu. Yani her aracın zorunlu trafik sigortası olmak zorunda. Hı hı. Kasko sigorta tercihe göre. Hı hı. Tabii daha farklı bir primi var onun, daha pahalı bir sigorta, aracın değerine göre değişen bir sigorta primi var. Ve ayrı bir kapsamı var, tamamen sizin aracınızı kapsayan mekanik arızaları dışında, yıpranmanın dışında kaza sonucu oluşabilecek hasarlarını ödeyen bir üründür kasko sigorta.
Bunun detaylarını az sonra konuşalım ama ben şunu merak ediyorum. Özellikle aracın sigorta bedelini belirlerken hangi kriterlere bakılır bu sigortayı belirlerken? Hangi rakam üzerinden raiç bedel dediniz de ne nasıl belirliyoruz biz bunu? Ve işte bir rakam vardır ama işte gelen kişisi aracını kasko yaptırmak isteyen kişi der ki yok ben bu rakamdan değil şu rakamdan yaptırmak istiyorum. Öyle de olabiliyor mu? Olmaz. Yani burada olmaz demem gerekir size. Çünkü şöyle bir şey var. O aracın pert olma durumunda yani %100 hasar görmesi durumunda yerine aynı model, aynı yıla ait, aynı marka aracı alabileceğin değerde bir rakam konması lazım. Bu durumda galerideki veya özel servisten satış fiyatı neyse o yıla ait, piyasadaki gerçek değeri neyse doğru sigortacılıkta o değerden yapılması gerekir. Eğer ki üzerinde yapılırsa aşkın sigorta olur, yine hasar durumunda sorun çıkar. Eğer eksik sigorta yapılırsa hasar durumunda gene hasar o değerde düşebilir. Ödenecek olan tazminat ona göre ayarlanabilir. Yapılmaması gerekir. Doğru kasko sigorta aslında aracın gerçek değeri üzerinden, piyasa satış değeri üzerinden yapılması gerekir. Yani keyfi bir rakamlama olmaması gerekir doğru sigortacılıkta. Bu her tür ürün için geçerli. Gerçek değeri neyse yani bu ev için de geçerli. Konutun değeri, eşyanın değeri neyse genel sigortacılıkta bu böyledir. Bir mal sigortalanırsa o malın gerçek değeri neyse onun üzerinden sigortalanır. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Mesela aracımı kasko yaptırmak istiyorum ama aracım işte 15 yaşında veya 20 yaşındadır. Bu aracımı kasko yaptırmamın önüne herhangi bir engel olarak konulur mu? Yani şu an sektörde sigorta şirketleri 10 yaşından büyük araçların sigortalanıp sigortalanmaması birazcık her şirketin kendi çalışma prensibine kalmış. Çünkü 10 yıldan sonra araç yani daha yaşlı araçlar gerek güneşten gerek paslanmaktan yağmurdan bakımınıza göre sizin bakımınıza göre yıpranmış olabilir. Belli sigorta şirketleri aracın durumunu kontrol edip daha yaşlı araçları yok yani diyemem sana ki 10 yaşından büyük araçlar sigortalanamaz denmez. Bu birazcık her şirketin kendi vereceği, yönetimin vereceği karardır. Normalde sağlam olan yani sigortacılıkta bu gene aynı şeyi söyleyeceğim. Sağlam olan, hiç hasar görmemiş olan ürün sigortalanabilir. Bu da araç için de geçerli, ev için de geçerli. Yani orada araç eğer 10 yaşından yaşlı, yıpranmış, güneşten bütün boyası soyulmuş, paslanmış bir araçsa bu durumda sigorta şirketi ben kaskoya alamam. Çünkü kasko sağlam olan bir arabayı ileride oluşabilecek kazalara karşı korumak üzere yapılan bir sigortadır. Ama araç çok yaşlanmış, paslanmış, her yeri dökülen bir araçsa sigortalayamayız der sigorta şirketi. Evet. Ama yine de zorunlu trafik sigortası yapılır. Tabii. O tamamen üçüncü şahısı koruyan ve motorlu araçların tamamının almak zorunda olduğu her sınıfın yani motosikletinden traktörüne kadar, salon aracın dışında kamyonlara, otobüslere kadar her branşın trafik sigortası ilgili branşın trafik sigortasını almak zorundadır sürücüler. Peki primler nasıl belirlenir araç sigortalarında? Primler aslında 2014 yılına kadar serbest piyasa vardı. Her şirket hasar prim oranına göre belirleyebiliyordu. Şu an gerek Sigortacılar Birliği'ne bağlı olarak sigorta bilgi merkezimiz var. 2014 yılından beridir. Tüzüklerle belirlenmiş kurallarla çalışan ve sigorta bilgi merkezine bağlı oluşturulmuş olan bir prim sistemi, sürprim, indirim sistemi var. Ve artık sigorta bilgi merkeziyle koordineli çalışıyor sigorta şirketleri. Burada oluşan standart third party ve standart kasko fiyatlar var. Bu şekilde belirlenir. Yani sigorta bilgi merkezinin kontrolünde sabit primlerle aslında fiyatlar çıkıyor. Tüm sektörde çıkabilecek fiyatlara verilen hizmete göre aşağı yukarı aynı çıkıyor. Evet. Hasarsızlık yani primlerde evet. Hasarsızlık indirimi söz konusudur. Bu hasarsızlık indirimi her sene yenilenir mi yoksa yani şöyle diyeyim, bir kere yapılır bir hasarsızlık indirimi ertesi sene
öyle o şekilde devam eder aynı şekilde mi olur, yoksa her sene belli bir indirim yapılır mı Hasan? Evet, her yıl yapılır. İlk etapta %5'ten başlayıp %40'a varan indirimler alır. Hasarsız vatandaş ödüllendiriliyor şu anki sisteme göre. %5, %10, %15 diye büyüyerek belli bir skalası var onun, bilgi merkezinde kayıtlı. Hasarsızlık durumunuza göre her yıl artan bir indirim hakkınız var. Evet. Ama kaza yaparsanız da o zaman primlerinizin artışı söz konusu. Bu artış çok mu yüksek olur? O da yine nasıl hasarsızlıkta yıldan yıla değişirken, hasarlılıkta da ve hasara ödeyeceği tazminat miktarına göre de, onun da içeride bilgi merkezinde tanımlanmış, tüzüklerle bağlanmış bir hasar sürprim tüzüğümüz var. Ona bağlı olarak da sürprimler alıyorsunuz. Yani küçük hasarlarda ödeyeceğiniz sürprim farkı daha küçük oluyor. Büyük hasarlarda o oranda büyüyor aldığınız sürprim. Çünkü şunu çok sıklıkla duyabiliyoruz. Çok ufak kaza olmuştur. Kaza yapan sürücü bazen şu ifadeyi kullanabiliyor. Hatta büyük sıklıkla duyuyorum ben bunu son zamanlarda. Ben yaptıracağım, sigortayı karıştırmayalım. Prim yükselirse bu bana daha pahalıya mal olacak şeklinde. Öyle midir gerçekten? Şimdi yıllarca hiç hasar yapmamış bir sürücüyseniz ve poliçenizde %30, %40'a varanla bir indirim hakkınız varsa, şimdi aracınızda oluşan 500 TL'lik, 1000 TL'lik bir hasarda o kayıp daha fazlaysa, yani orada o aritmeti evet, yapmak lazım biraz. Yani 1000 TL'lik hasar için şu an poliçemde 4000, 5000 liralık indirim hakkımı kaybetmeyeyim diye bir hesap yapmışsanız haklısınız. Ama ödenecek olan hasar 1000 TL, alacağınız indirim 1000 TL ise poliçenizi kullanmanız da mantıklı tabii aslında. Evet, şey yok. Şimdi şunlara geçelim. Kaza yaptık. İlk olarak ne yapmamız gerekiyor? Tabii önce sağlığınız tamamı bir onu evet, kontrol etmek lazım. Hastane falan gerekiyorsa öncelik sağlığımız tabii. Onun devamında hasar durumunda polis çağrılması gerekiyor hasarlı yere. Sigorta şirketimizin, gerek bizim gerek tüm sektördeki arkadaşlarımızın asistan hatları var hepsinin. Hı hı. Anında ilgili sigorta şirketine bilgi verilmesi gerekiyor. O bağlamda eğer çekici gerekiyorsa tabii orada çekiciyle kaldırılıyor araçlar. Polisle işlemler tamamlandıktan sonra sigorta şirketleri devreye giriyor. Sigorta şirketleri en hızlı şekilde, şu an bir sigorta şirketinin reklamı hızlı hasar servisi vermesidir. Orada hızlıca sigorta şirketleri mevzuata uygun olarak hasarınızı tanzim etmekle görevli aslında. Her seferinde polisi çağırmak gerekiyor mu ufak kazalarda dahil olmak üzere? Yani sigortadan... Evet, bu birazcık sigorta şirketlerinin, yine yönetimlerinin kararı aslında. Küçük hasarlarda, gündüz olan hasarlarda orada sigorta şirketinin yöneticileri, gene hasarlarla ilgili olan yetkilileri polis gerekip gerekmediği kararını veriyorlar. Evet. Şunu da merak ediyorum. Bu işte kasko yani neleri içeriyor? Yani sonuçta mesela arabanın içerisindeki aksesuarları da içeriyor mu? Çünkü şöyle de bir şey vardı. Arabam full işte kaskosu vardır. Dolayısıyla ben her türlü hasarı sigortaya karşılattırabilirim gibi. Öyle midir gerçekten? Şimdi kasko sigorta aslında sigorta şirketinizle sizin aranızdaki bir akittir. Orada poliçenin üzerinde ilave olarak, işte benim aracımın standardın dışında, normal üretiminin dışında ilave güzellikler yaptım. İşte çok lüks ses sistemleri koydum, radyolar koydum. Onların da kapsamasını istiyorum diye siz beyan ettiğiniz anda sigorta şirketinize ve kıymetini de belirttiğiniz anda sigorta şirketiniz ek primler alarak o aksesuarları da ilave edebilir. Ama aracınız standart şeyden, üretiminden çıkmış standart bir araç. İçinde belli radyosu, belli, şimdi orada aksesuar derken aracın kendinin orijinal aksesuarları tabii ki kaskonun kapsamındadır. Ama ekstra yapılanlar da bildirilmesi standardın dışında sizin özel olarak koyduğunuz. Çünkü sigorta şirketinin görevi bir hasar durumunda arabanın standart şeyini durumuna getirmektir, yükümlülüğü. Ama orada siz çok kıymetli, daha da işte normal, örnek olarak söylüyorum, Toyota Corolla'nın standart üretiminde kullanılan parçaların dışında içerideki işte ses sistemi veya radyom benim çok daha kıymetli bir parçaydı diye söylediğinizde aslında onu beyan etmiş olmanız gerekir sigorta şirketine. Çünkü sigorta şirketi hasar anında standart o markanın neyse muadili onu size ödeyecektir. Onu yerine koymakla yükümlüdür.
Bu arada ilk başta söylediğim gibi aracın kaza sonucu oluşabilecek hasarları kasko kapsamındadır. Zaman aşımından, mekanik arızalardan, yıpranmalardan oluşacak olan hasar sigorta poliçeleriyle ödenmez. O tamamen sizin aracınızın bakımı, yıllık servisi, güneşte korunup boyasının yıpranması, işte ne bileyim poliş kompound istemesi. Bunlar tamamen sizin bakım şeyinizdir, yükümlülüğünüzdür. Aslında bu da yani doğru, yani yanlış bilinen bir şeydi. Çünkü hani kask olunca sanki bunların da hepsi içindeymiş gibi bir algı vardı aslında. Değil. Genel sigortacılıkta bu yine bağlayacağım diğer ürünlerle. Sigortacılık kaza anında kötü gün dostudur sigorta şirketleri. Kötü gün, beklenmeyen kaza sonucu oluşacak olan hasarlar sigortaların kapsamındadır. Bir malın ihmalinden kaynaklı, zaman aşımından kaynaklı kaybı sigortalanmaz. O bir sigortacılık değildir. Yani bir evin yangın durumunda, doğal afet durumunda başına gelebilecek her tür zarar sigorta poliçeleriyle koruma altına alınır. Ama bir evin yıllık bakımı, boyasının yıpranması, o sizin evin eskimesiyle, sizin eviyle, eve bakım göreviniz. Araba içinde, her tür ürün için geçerli. Yani yılların getirdiği yıpranma sigorta kapsamında değildir. Bu araç için de geçerlidir, diğer değerler için de geçerlidir. Diyelim ki aracımız pert oldu. Çok ağır hasarı var veya çalındı. Evet. Poliçede yazan miktar mı ödenir? Tabii burada gene bir ekspertizi yapılır. Dediğiniz gibi ilk başta gerçekten doğru yapıldı mı? Yani piyasa iç bedelinden yapıldı mı bu sigorta? Orada bir kere daha değerlendirilir. Her şey uygunsa, kuralına göre raiç bedeli yapılmışsa sigortanın, pert durumunda perte el koyar sigorta şirketi, hasarı karşılar, vatandaşın hasarını karşılar. Yani orada bir sorun olmaz. Araç çalındığında da aynı şey. Çalındığında, burada çalınma derken araç kilitli durumunda, tamamen zorlayarak, kilit kırılarak çalınması durumunda hırsızlık sayılır. Üzerinde anahtarı bıraktınız, alıp tabii, biri gitti. O sizin ihmalinize girer. Orada biraz sigorta şirketi, yani orada kapsam dışıdır. Hırsızlık bu ev içinde, arabalar içinde geçerlidir. Hırsızlıkta kilit kırıp, kapı kırıp, zorlayarak soyunma olayı gerçekleşmesi olur. Çünkü orada birazcık suistimal edildi mi yoksa gerçekten çalındı mı, onun ispat edilmesi gerekir. Yani çalındı değil, gerçekten kilitin kırılarak o anahtarı içinde bıraktığınız zaman siz aslında araca yol vermiş olursunuz başına gelebilecek olan kazalar için. Evet. Peki diyelim ki aracımızı satıyoruz. Kaskomuz otomatik isim değişir mi? Kasko poliçe sizindir aslında, kişiye aittir. Orada biraz size kalmış. Yani araçla birlikte gerekli olan kalan sürenin primini satmış olduğunuz kişiden talep edip aldıktan sonra isterseniz devredebilirsiniz. Sigorta şirketine siz poliçeyi devretme iznin vardır dediğinizde sigorta şirketi poliçenin koçan bilgilerine göre gerekli devirleri yapabilir. Veya kullanma süresini şey edip ödeyip sigorta şirketine kalanı iptal edip priminizi iade alabilirsiniz. Veya yeni aracınız, o aracı satıp ikinci bir araç aldınız. İlgili poliçede zeyilnamelerle gerekli araç değişikliğini yapıp o poliçeyi biteceği güne kadar da kullanabiliyorsunuz. Evet. Diyelim ki yine aracı satacağım. Hasarsızlık indirimim vardır. O da aynı şekilde geçer mi bir sonraki, eğer hani devam ettirmeye karar? Şimdi o sürücüyle aslında hasarsızlık kontrolü sigorta bilgi merkezinde sizin kimlik numaranıza göre devam eder. Yani şimdi sizin aracınız satıldığında alan kişinin hasarsızlığı varsa o araçtan dolayı, kendisinden dolayı alacaktır o indirim. Ama sürücünün üzerinden hasar primi uygulanır. Yani aracın elden ele değişimi durumunda o araç hasarsızdır diye hasarı yapan bir kişi hasarsızlık indirimi almaz. Yani sizin kimlik numaranızın üzerinden sorgulama yapılır. Evet. Kişidir aslında. Kişidir. Hasarsızlık veya hasarlılık sürprizini alan. Evet. Tamam. Şimdi son bir soru daha soracağım ve trafik bilgi merkeziyle ilgili de biraz bilgi almak istiyorum. Çünkü şu anda hani ifade etmiştiniz siz, herkes zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Evet. Bunu yaptırmayanlar trafiğe çıkamazlar. Dolayısıyla da bu trafik bilgi merkezine aslında polisin de
önünde açık olduğu konusunu biliyoruz. O konuda biraz bilgi verelim istiyorum ama şunu da sormak istiyorum. Bu da çok fazla tartışılan bir konudur. Özellikle bizler bunu çok tartışıyoruz burada da. Diyelim ki aracımız hasar gördü. Aracımız sigortamız tarafından tamire götürüldü. Biz araçsız kaldık. Bize sigortanın araç tahsis etme gibi bir yükümlülüğü var mıdır? Vardır, şöyle vardır. Dediğim gibi bu bir akit aslında. Karşılıklı kasko poliçeniz yaptığınız zaman sigorta şirketinizde bir akit imzalıyorsunuz. Orada size vereceği hizmetler sunuluyor. Şimdi belli sigorta şirketleri her verdiği kaskonun içinde kiralık aracı veririm diyen var. İlave prim alarak veren var. Hayır, kiralık araç vermiyorum diyen de var. Çünkü o kiralık araç bir ek hizmet. İlave bir prim ödeyerek verenler var. Hiç vermeyenler de var. Çünkü o ayrı, şimdi sigorta şirketleri kiralık araç firması değil. Kiralık araç firmalarıyla özel olarak anlaşmalar imzalayarak size bu ikame araç hizmetini verecektir. Burada bilinçli bir vatandaşım, benim tavsiyem muhakkak kiralık şeyini yaparken, kaskosunu yaparken kiralık araç hizmetini istiyorum mu belirtsin. Poliçesinde yok ise alsın. Genelde şu an sigorta şirketlerinin çoğu bu hizmeti veriyor. Kimisi ilave bir prim alarak veriyor. Kimisi poliçenin genel primi içerisinde veriyor. Ama bu da belli süreler içinde kapsamlı. Yani işte 7-7-14 günü aşmayacak süreler için veren şirketler var. Orada aracınızın tamir süresi de önemli tabii. Çok uzun süren durumda yine zaman zaman araçsız kalma durumumuz olabilir. Ama kısa süreli tamirlerde sigorta şirketleri kasko poliçeler üzerinden ikame araç veriyor. Şimdi özetle araç sigortası yaptırırken poliçede neye dikkat etmeliyiz? Bir özetleyelim halkımıza da. Nasıl özetlersiniz? Bir poliçeyi yaparken, araç sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeliler? Evet, en başta söylediğimiz gibi aracın değeri doğru değer olması gerekir. Kaç almışsanız o günkü değeri neyse, hatta dövizden dolayı gerekirse döviz olarak yapsınlar. Gerekirse yıl içinde dövizin değişikliğine göre poliçeleri TL ise ona göre artış yapsınlar. Muhakkak aracın doğru değerde olması önemli. Aracın bilgileri önemli. Orada aracın koçanla, koçan belgesiyle sigortanın örtüşmesi gerekiyor. Kesinlikle bütün bilgiler doğru olması lazım. Sizin kimlik bilgileriniz, siz doğru olmanız lazım. Çünkü orada aynı isimde farklı kimlik numaralarıyla tüm dünyada insanlar var. Orada bir hata yapılmamış olması lazım. Yani o poliçenin doğru olduğunu bir kontrol edilmesi lazım. Verilen hizmetler en baştan. Sigorta şirketinizle, sigorta müşteri temsilcinizle oturduğunuzda. Şimdi orada vardır, vatandaş vardır. Ben sigortacımın uygun göreceği herhangi bir tamircide kabul ediyorum yapılmasını diyen de vardır. Hayır, benim aracım belli bir markadır, belli bir yerden tamir edilmesini istiyorum. İlgili servisten tamir edilmesini istiyorum. Titizliğinde olan vatandaş vardır. Ona göre en başından beklentilerini talep etmesi lazım sigortacısından. Ki hasar anında poliçede bunlar var, bunları sunabilirim diyecektir sigorta şirketi. En baştan bu bilgileri tam olarak, doğru olarak sigortacısıyla görüşüp yola çıkarsa hiçbir sorun yaşamaz sürücüler, araç sahipleri. Evet. Ve sonuna geldik. Trafik Bilgi Merkezi'nde biraz konuşalım. Bu oldukça önemli çünkü bakıyoruz ülke genelinde artık herkes, özellikle polisler, kolaylıkla ulaşabiliyor buradan ve sigortasız yola çıkmamak gerektiği konusunda hani aracı çekebilme noktasındadırlar. Yani o araç o anda kilitlenebilir durumdadır. Bu bilgi merkezi ne zaman kuruldu ve bütün bilgiler, adadaki bütün araçların bilgileri içerisinde yer alıyor mu? Evet. 2014 yılından itibaren aktif olarak Sigorta Bilgi Merkezi işlem yapmaya başladı. Şu an poliçelerin üzerindeki QR kodla gerek polislerimiz gerek sigortacılarımız o poliçenin geçerli olup olmadığını, başlangıç bitiş tarihlerini anında görebiliyorlar. Dediğim gibi bütün hasar sürprimleri, hasarsızlık indirimleri bilgilerini sistem gösteriyor. İlgili aracın hasar geçmişini, hangi sigorta şirketlerinden ne kadar hasar aldığını tüm sektör ve polislerimiz görebiliyor. Evet.
son olarak neler söylemek istersiniz? Kapatmadan önce özellikle sigorta bilincine dair bir çağrınız varsa. Evet. Burada her zaman belirttiğim bir şey var. Sigorta bir zorunluluk. Aslında yasa gereği zorunluluğun dışında halkın bunu bu şekilde düşünmemesi lazım. Sigorta bir aslında ihtiyaçtır. Sigorta bir kötü gün dostudur. Kötü günde yanınızda olacak olan koruyucu bir teminattır. O yüzden her türlü değerimizin, evlerimizin, arabalarımızın, seyahate çıkarken seyahatimizin sigortalı olması konusunda vatandaşımızı titiz davranmaya davet ediyorum. Çok düşük primlerle çok büyük teminatlarınızı sigortalayabiliyorsunuz. Sağlıklı, kazasız günler diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet, bugün Kredi ve İnşurans Genel Müdürü Sayın Hicran Kanat bizlerle birlikteydi. Araç sigortalarına dair bilinmesi gerekenleri konuştuk ve böylece Ekofinans'ın sonuna geldik. Hafta başında görüşeceğiz. Yarın Cuma ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı piyasalarda kapalı olacak. Bizler de ekranlarınızda olamayacağız. Pazartesi sabahı saatler 11.15'i gösterdiğinde yeniden görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.